Yeni bir videodan herkese merhabalar. Neredeyse bütün inanışların ortak görüşü dünyanın sonunun geleceğidir. Ve bu beklenen sona yaklaştıkça da dünyadaki bir takım felaketlerin gün yüzüne çıkacağı düşünülür. Ayrıca kutsal kitaplarda da bu durum bu şekilde aktarılır. Bu videoda biz de son dönemlerde yaşanan doğal afetler gibi felaketleri inceleyip bilim insanları tarafından ortaya atılan görüşlere değinmeye çalışacağız. En son 780 bin yıl önce dünyanın jeomanyetik polaritesi tersine dönmüştü ve bilim insanlarına göre bu durumun yeniden gerçekleşeceği belirtildi. Şu anda manyetik kutbun Kuzey Kanada kıyılarında olması gerekirken yaklaşık 55 kilometre hızla Sibirya'ya doğru ilerlediği gözlemlendi ve bu durumda da yön algımızda değişiklikler olacak. Yani kuzey, güney, doğuda batı olacaktır. İslam peygamberi Hazreti Muhammed bir hadisinde güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. O zaman herkes iman ederse de fayda vermez diyerek 1400 yıl önce haber verdiği olayın bu olup olmadığı da yine tartışılan bir konu olmuş durumda. Ayrıca son dönemde meydana gelen bazı olaylar da kıyamet yaklaşıyor mu sorusunu akıllara getiriyor. Bunları şu şekilde açıklayabiliriz. Avustralya'da meydana gelen yangınlarda doğal yaşamın inanılmaz bir şekilde etkilenmesi ve yangınların aylarca devam etmesi, 1 milyardan fazla hayvanın da bu yangınlardan dolayı hayatını kaybetmesine sebep oldu ve yaşam alanlarının %30'unun da yok olmasına neden oldu. Yangınların aylarca devam etmesinden sonra şu sıralar Avustralya sel felaketiyle uğraşıyor ve bu duruma iyi tarafından bakacak olursak sel sayesinde yangınların kontrol altına alındığı belirtildi. Bir diğer olay ise benim de birçok kez videolarını yaptığım Çin'de meydana gelen koronavirüs salgınıydı. Bu salgın yalnızca Çin'de değil, dünyada toplam 28 ülkede görüldü. Ve 60 binden fazla insan bu virüsten etkilenirken 1400 kişiden fazlası da hayatını yitirdi. Ayrıca ölümler ve virüsten etkilenen insanların sayısının da gün geçtikçe arttığını ekleyelim. Ülkemizde de üst üste yaşanan olaylar yine kıyametin yaklaştığı düşüncesini arttırmış durumda. Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen ve iki kişinin çığ altında kaldığı felakette kurtarma çalışmaları sırasında bir çığ daha meydana gelmişti ve toplamda 33 kişi yaşamını yitirmişti. Hava sıcaklığının eksi 24 dereceye kadar indiği o bölgede 53 kişi de yaralanmıştı. Yine Elazığ'da korkutucu bir deprem meydana gelmişti. 24 Ocak tarihinde 6.8 şiddetinde bir deprem yaşanmış, birçok bina kullanılmaz hale gelmişti ve 41 kişi hayatını kaybederken 1600'den fazla kişi de yaralanmıştı. Depremin yaşandığı bölgede ayrıca 1000'den fazla artçı deprem de yaşandı. Tüm bu felaketlerin artmasının yanı sıra iklim değişikliği ve küresel ısınma kavramlarının da gündemden hiç düşmediğini gözlemliyoruz. Bütün bunların birbirleriyle bağlantılı olması insanlık olarak bir şeyleri doğru yapmadığımızı gösteriyor. Son olarak bu anlattıklarım dışında yine kıyametin yaklaştığı ile ilgili öne sürülen görüşler de şunlar. Teknolojinin gelişmesinin de etkisiyle günlerimiz çok hızlı geçiyor. Niteliksiz insanların sayısı artıyor. Bilgiye eskisi kadar önem verilmiyor ve toplumun yaşam tarzı gittikçe değişiyor. Suç oranları, cinayetler ve haksız kazanç getiren işlerin, faaliyetlerin sayısı da gün geçtikçe artıyor. İnsanların özel hayatlarına kolaylıkla ulaşılabiliyor, gasp ediliyor ve her şeye elimizin altından kolaylıkla ulaşabilir duruma geliyoruz. İntihar oranları artıyor, madde kullanan insanların ve kendine zarar veren insanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Yüksek, gösterişli ve ihtişamlı binaların sayıları artarken, İçlerindeki insanlar köle gibi çalıştırılıyor ve bilgisine önem verilmiyor. Dünya seviyesiz insanlar tarafından yönetiliyor ve zulümler artıyor, doğal afetler artıyor, yeni salgın hastalıklar türüyor ve güçlü olanlar güçsüzleri eziyor. Kıyametin tam olarak ne zaman gerçekleşeceği elbette bilinmiyor. Ama son dönemlerde yaşadığımız bu olaylara baktığımızda belki de çok da uzak bir zamanda gerçekleşmeyeceğini söyleyebiliriz.
Ama elbette insanoğlunun alacağı tedbirler ve önlemlerle bütün bu yaşananların önüne geçebileceğini de ekleyelim. Bir videonun daha sonuna geldik. Konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilir, destek vermek için de kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda farklı bir konuyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.